Merhaba dostlarım. Korku ve gerilim hikayesi paylaştığım Kasvet Paranormal kanalıma abone olup bildirimleri açarak hikayelerimden haberdar olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Ben Hüttan Poyraz. Başımdan geçen bazı olayları anlatmak istiyorum. Size ilk önce bu hava silmini nasıl öğrendiğimi anlatayım. Dedem imamdı ve ben de dedem yaşıyordum. Bir gün beni karşısına aldı ve konuşmaya başladı. Oğlum biliyorsun ki ben imamım. Ama ben bazı şeyler daha yapıyorum. Nasıl yani diye sordum. Dedem konuşmaya başladı tekrardan. Oğlum ben bazı insanlara hayır duası için yardım ediyorum. Biliyorsun ki bu evrende sadece biz insanlar yokuz. Cinler de var. Bu cinlerin Müslümanı da var, şerli olanları da. Bu şerli olanları insanlara musallat olabiliyor. Ben de işte o musallatta olan insanlara yardım ediyorum evladım. Benim artık yaşım doluyor. Eğer kabul edersen bu ilmi sana öğreteyim dedi. Ben bu ilginç teklifi cinlerden korktuğum için reddetmiştim tabi. Dedem biraz üzülse de ısrar etmemişti. Yaklaşık olarak bu konuşmadan bir ay sonra dedem vefat etti. Koskocaman evde ben ve anneannem tek başımıza kalmıştık. Cenaze, defin işleri bittikten sonra ilk bir hafta her şey normal devam etmişti. Ancak daha sonra ben rüyamda bir adam ile konuşmaya başladım. Poyraz evladım, ben babanın yardımcısıyım. Bunu bilmek hakkındır. Deden eceliyle ölmedi. Dedeni bir cin öldürdü. O sana hayattayken sana bu ilmi öğretmek istiyordu ama sen kabul etmeyince öğretemedi haliyle. O her koşulda bizi seni korumamız için görevlendirmişti. Çünkü eğer dedenin düşmanlarının sana saldırma gibi bir durumu olursa seni biz koruyacağız. Şimdi bize bir yol göstermen gerekiyor. Bu ilmi öğrenip dedenin intikamını alacak mısın? Yoksa hayatına normal şekilde devam mı edeceksin? Allah'ım bu nasıl bir rüyaydı? Ben bir çıkmaza düşmüştüm. Çünkü dedem bir cin yüzünden ölmüştü. Aslında intikam almak istiyordum. Rüyamda ona ismini sordum. Benim ismim Rehra. Eğer bu ilmi öğrenmek istersen sana yol göstereceğim dedi. Ben bir anda korkularımın hepsinden sıyrılmış bir kaplan gibi cesurlaşmıştım. Çünkü dedemin intikamını almam gerekiyordu. Ben Rehra'ya dönüp ben dedemin gittiği yoldan gideceğim dedim. O cin bir anlığına mutlu olmuştu adeta. Şu an yaşadıkların bizim alemimizde olduğu için sana rüya gibi gelecek ama bunlar gerçek. Seninle konuşmamızı rüya zannetmeyesin. Yarın ilk işin anneannene dedenin sandığını sor. Çünkü oradaki emanetleri kullanacaksın. Ben sana bu ilmi siz insanların rüya dediği alemde öğreteceğim. Sen dedenin sandığından çıkan kitapları okuyacaksın bir süre. Sonra seni bir hocanın yanına götüreceğim. Orada o hoca senin bilmediğin bazı mühürleri öğretecek. ''Belli bir yere kadar seni ben götüreceğim, geri kalanını o hocayla devam edeceksin.'' dedi ve ben o anda anneannemin seslenmesiyle uyandım. Kahvaltımızı yaparken anneanneme dedemin sandığının nerede olduğunu sordum. Suratı bir anda asıldı ve neden sorduğumu sordu. ''Ben kendimden emin bir şekilde dedemin yolundan gideceğim. O bir hocaydı. Sahayken belki istediğini yapamadım ama şimdi onun intikamını alacağım.'' dedim. Annenem, ''Oğlum emin misin?'' Bir dayanağım sen kaldın. Seni de almalarına dayanamam. Sen sakin ol ninem. Dedem sağ olsaydı bunun olmasını isterdi ve benimle de gurur duyardı dedim. Annenem kalkıp kendi odasında dolabın içinde daha önce görmediğim bir sandığı gösterdi. Ben de ağır olduğu için onu odama doğru sürükledim. Kapakta bir tür kilit vardı. İçimden rahri akıl vermesini biliyordun. Bunu da söyleseydin ya nasıl açacağım bunu dedim. O anda bunu der demez rüyamda gördüğüm cim belirdi gülerek ''Sakin ol genç hoca'' diye seslendi. Elindeki anahtar ile sandığı açıp ''Bana dönüp benim ismimi içinden geçirdiğin anda ben yardımına koşarım'' dedi ve sonra da kayboldu. Ben sandığın içine baktığımda ağzına kadar doluydu. Sandığın en üstünde bir mektup vardı. Mektupta yazılanlar şunlardı. ''Sevgili torunum Poyraz, bu kelimeleri yazarken çok zorlanıyorum. Çünkü öleceğimi biliyorum. Seni ve annenleni bırakıp gideceğim, evet. Böyle olmasını istemezdim ama bir saldırı olacak.'' Bunu biliyorum. Ne olur ne olmaz diye. Bunu önceden sana yazdım evladım. Benim bir çalışma evim var. Sana nasıl gideceğini. En altta bir kağıda yazdım. Sakın ola musallatlı insanları bu eve getirme. Anneanneni korkutmayasın. O evdeki kitapları oku ve bu küçük muskayı yazdıklarımı okuyup sandıktaki çanağın içine at. Evladım sorumluluğun büyük. Anneannene de sahip çık. Allah'ın izniyle ikinizle de bir gün buluşacağız. Bunu bilin ve asla unutmayın. Mektup burada bitiyordu. Ben bir yandan ağlayıp bir yandan okuyordum bunları. Çok duygulanmıştım. Sanki dedem buradaymış gibi hissediyordum. Dedemin dediği muskayı sandıktaki çana atıp bazı mühürlü kelimeleri okudum. O anda muska yanmaya başladı ve duman içinde kayboldu. Ben çanağın içine baktığımda bir yüzük olduğunu gördüm. Hemen elimi alıp parmağıma taktığımda kocaman bir cin belirdi. Allah'ın rahmeti üzerine olsun. Ya Poyraz ben Habib dedi. Ben de Aleyna ve aleyküm selam dedim ve Habib ile konuştuktan sonra anneannemin yanına gittim. Dedemin mektubundan sonra ona kocaman sarılıp öptüm. Devam eden günlerde kitapları okudum ve artık vakit gelmişti. Anneannemden ayrılmam gerekiyordu. İlmi biraz öğrenmiş olsam da bu bana yetmezdi. Rahre'nin bahsettiği Ahmet Hoca'nın yanına gitmeliydim. Ben evimizi kitaplarda okuduğum gibi korumaya almıştım. Anneannem ile vedalaşıp hemen geri geleceğimi söyledim ona kadar isteksiz olsa da benim kararlılığımı gördüğü için sadece başıyla onaylayıp gözü yaşlı bir şekilde beni göndermişti. Aklımın burada kalmaması için birkaç yardımcımı görevlendirmiştim. Artık yola çıktım. Bu kutlu yolda devam edecektim. Gerekirse canımı verecektim. Ben Rahri sayesinde Ahmet hocanın evine varmıştım. Arabadan indiğimde hoca beni bekliyordu. Hocanın elini öpüp tokalaştıktan sonra içeri girdik. Bana bir oda verdi ve yerleşmeme yardım etti. Hoca ile orada yaklaşık bir yıl eğitim aldıktan sonra geri evime döndüm. Anneannem gözleri yolda beni bekliyordu. Hemen sarılıp öptüm. Canım benim, çok özlemiş beni. En sevdiğim yemekleri yapmış. Akşam olup yatağıma girdiğimde Rehra geldi. Ya Poyraz, acil yardımına ihtiyaçları var Adem oğullarının. Ne olduğunu sordum. Yaşadığım köyde bir adam incir ağacının altına pislemiş. Orada da olan bir cin kabilesine zarar vermiş. Kabile reisi adamı öldürmeye çalışıyormuş. Ben bunu duyar duymaz hemen bazı ihtiyacım olacağını tahmin ettiğim şeyleri alıp dışarı çıktım. Rahre'nin yardımıyla bir eve gelmiştik. Kapıyı çaldığımda bir kadın açtı. Pores evladım, dedenden kalan ilmi miras olarak aldığını duydum. Seni bize Allah gönderdi. Yardım et bize. Bizim oğlan delirdi. Kendini öldürecek dedi. Hemen içeri girip çocuğun yanına koştum. Elindeki bıçakla kendini öldürecekken, atlayıp bıçağı aldım ve başka bir yere doğru attım. Daha sonra hemen seslenip Habib'i çağırdım. Çocuğun vücuduna girmesini söyledim. Anında içeri girip cini etkisiz hale getirdi Habib. Ben ayağa kalkıp onu başka bir odaya götürdüm. Hemen kendime bir çember çizdim ve içine girdim. Cin ile konuşmaya başladım. Ne istersin bu Adem oğlundan? Ey Allah'ın lanet dediği şerli. Cin konuşmaya başladı. Bu Adem oğlu benim aileme zarar verdi. Kısas isterim. Canı benimdir. Sen karışma bu işe dedi. Tekrar konuşmaya başladım. Ben bu kutlu davada yemin ettim. Canımı vermeden bu davayı bırakmam deyip o cinle anlaşmaya çalıştım. Ama çok kararlıydı. Ben ne kadar anlaşma yanlısı olsam da cin kabul etmiyordu. En son azab ayetlerini okumaya başladığımda cin bağırmaya başladı. Yeter, sus dedi. Bu pis çamur aileme zarar verdi. Senin ailen olsaydı sen de intikam almak isterdin. Öyle değil mi Poyraz? Bu ilme neden vakıf olmak istedin? Ben söyleyeyim. İntikam için. Şimdi beni bunun için yargılama hakkın yok. O sırada ben donup kalmışken bir anda Habib yeter kes çeneni diye bağırdı. Ben hayır doğru söylüyor. Ben bu ilme dedemin intikamı için girdim. Oysa ben Rahman ve Rahim olan Allah'ın rızasını kazanmak için bu ilmi öğrenmeliydim dedim. O sırada cin kahkaha attı ve dalga geçmeye başladı. Habib'e çıkar emrini verdim ve o anda cini adamın vücudundan dışarı çıkardı. Gözümün içine bakıp ölüm emri vermemi bekledi. Ben çok sinirlendiğim halde onu İslam'a davet ettim. Ama o bu teklifimi kabul etmemişti. Yapacak bir şey yoktu. Ben artık o cinin ölüm emrini vermiştim. Onun arkasında olan Habib cini oracıkta yakmaya başladı. Bu esnada dışarıdan bağırış sesleri geliyordu. Hızla dışarıya baktığımda öldürdüğümüz cinin kabilesi vardı. Ancak çok kalabalık bir kabile değildi. Büyük ihtimalle saldırıya geçeceklerdi ama artık ben eski ben değildim. Korkmuyordum. Dışarıya kendimden emin bir şekilde çıkıp konuşmaya başladım. "Şimdi size bir teklifim var. Eğer dinimiz olan İslam'a girerseniz sizleri ellemem." dedim. Kimse bu teklifimi kabul etmemişti. Artık onlar hiddetle saldırıya girecekken Habib ile birkaç daha güçlü cinimi çağırdım. Kendi gerçek suretlerinde gözükmelerini istedim. Onlar kendi suretlerinde gözüktüklerinde tüm şerli cinler korkmuş. Bir adım geriye gitmişti. Ben hiçbirini öldürmeyin, sadece zarar verindiği emir verdiğimde savaş başlamıştı artık. Ben de o arada öldürdüğümüz cinin oğlunun yanına gittim ve ona kitlenmesi için bazı mühürlü kelimeler okudum. Cin hareket edemiyordu. Ben dönüp savaşa baktığımda tüm cinler etkisiz hale gelmişti. Konuşmaya başladım. Ben Rahman ve Rahim olan Allah'ın emrinde olup dinimizi yaymaya çalışan sadece aciz bir kulum. Size son kez teklif ediyorum dedim ve şerle cinlere baktım ama hiçbiri bunu kabul etmiyordu. Ben artık tüm hepsinin ölüm emrini verdim. Büyük bir kıyım sonucu tüm cinler ölmüştü. Çok güçlü bir cin tayfası olmadığı için hiç zorlanmamıştı cinlerim. Ben eve girip adama bir cevşen yazdım. Bir daha böyle şeyler olmaması için bunu yaptım dedim. Sabaha karşı eve gittiğimde anneannem hala uyuyordu. Odama girip kendimi ve o cinin dediklerini sorgulayıp düşündüm. Aslında benim şu an gittiğim yol yanlıştı. O yüzden bu ilmi Allah rızası için yapmalıydım ama bunu yapabilmem için dedemin intikamının alınması gerekiyordu. Tertemiz bir sayfa açmak için bunu halletmeliydim. Sabah namazımı kılıp annenleme sürpriz yapmak için kahvaltı hazırladım ve masaya birkaç çiçek koydum. Odasına gidip onu kaldırdım. Annem kahvaltı hazırlamak için mutfağa girdiğinde çok mutlu olmuştu. Ona sarıldım ve kahvaltımızı yapmaya başladık. Ben söze girip annenle benim kısa bir süre bir hocanın yanına gitmem gerekiyor. Ancak hemen geri döneceğim dedim. Annenem kahvaltının sebebi belli oldu. Yoksa hazırlamazdın sen dedi ve güldü. Ben de tebessümle karşılık verip o gün öğlen gibi yola çıktım. Yaklaşık bir saat sonra Ahmet hocanın yanındaydım. Ona olanları anlattım ve hocam temiz bir sayfa ve Gelecek kurmam için içimin rahat etmesi gerekiyor. Yardım et bana. O soysuzları ortadan kaldıralım. Hocam konuşmaya başladı. Evladım, uzun zamandır bu teklifini bekliyordum. İlk önce dedenin emrinde olmayıp dedene yardım eden Allah dostu olan cinleri çağırmalıyız. Onlar bize yardım edip destek olurlar. Bu savaş onların aleminde olacak. Ona göre hazırlığını yap. Belki bu savaşta biz de geri dönemeyiz. Evladım, annenlerden helallik iste. Bugün akşam dedenin dostlarıyla konuş ve yardımlarını iste. Yarın akşam benim yanıma gel, dedenin kulübesine gidip olayların başladığı yerde bu olayı bitireceğiz dedi. Ben de hoca ile vedalaşıp evime döndüm. O gün akşam dedemin dostlarıyla konuştum ve yardımlarını istedim. Teklifimi dedemi sevip saydıkları için kabul etmişlerdi. Annenle bile çaktırmadan vedalaştım. Biraz anlamıştı fakat bir şey diyememişti. Çünkü kararlılığımı görüyordu. Ertesi sabah ben Ahmet Hoca'nın evine gittim. Biraz sohbet edip bir şeyler atıştırdıktan sonra hoca ile artık işe koyulmamız gerekiyordu. Koruyucularımızı, bazı yardımcılarımızı onların alemine gireceğimiz odaya yerleştirdik. Eğer biz diğer alemdeyken saldırı olursa bizi koruyacaklardı. Biz odaya girip gerekli işlemleri yapmaya başladık. Artık diğer alemdeydik. Ahmet Hoca ve ben cinlerin inine doğru gittik. Onlar da biz bekliyor gibiydi. Saldırı emrini verdik şerli cinler gittikçe azalıyordu. Ben yardımcılarımıza kabile reisini getirmelerini söyledim. Anında bir cin önüme getirilmişti. Ben o cine neden diye sordum. Bizim musallat olduğumuz bir adamı kurtardı ve bir askerimi öldürdü. Lütfen beni bağışla ve affet. Sen Allah'tan af dile. Çünkü o bağışlayıcıdır. Ama ben asla diye bağırdım ve onu orada yaktım. İntikam alışım böyleydi. Bu ilmi nasıl bıraktığımı anlatmak zorundayım. Bu olaylardan sonra evlenmiş, bir çocuğum dünyaya gelmişti. Her şeyin olduğu o gün akşam evimize bir adam geldi ve yardım etmemi istedi. Ben de haliyle adam ile dedemin kulübesine gittim. Cin ile konuşmaya başladım. Ne istiyorsun diye sordum ama cin konuşmuyor. Beni tehdit ediyordu. Ben hiç bunları aldırmadan cin'i yaktım. O anda Habib yanımda belirdi. Efendim ne yaptınız? O cin Azazil'in ordusundan bir cindi. Efendim özür dilerim ama bizi sağ bırakmaz Azazil dedi. Ben o adama yine de bir muska yazıp eve döndüm. Akşam rüyamda bir cin o adamı öldürmüştü ve bana dönüp sen de öleceksin. Aynen böyle Adem oğlu dedi. Ben bağırış sesleriyle uyandım. Eşim ile çocuğum ölmüştü. Habib de bir cin ile savaşıyordu ama ben ne olduğunu anlayamadan Habib de ölmüştü. O yoktu artık. Ben olanları anlamaya çalışırken anneannemin odasından bağırış sesleri gelmişti. Hemen onun odasına girdiğimde o rüyamda gördüğüm cin Anneannemi parçalıyordu. Ben cinin üstüne bazı duaları okuyarak gittiğimde ise gülmeye başladı cin. Ben ki azazil. Bu duaların ya da cinlerin beni zayıflatamaz. Sen de yakında öleceksin. Farkı ise sen çok daha fazla acı çekerek öleceksin ve öyle canını teslim edeceksin dedi. Sonra da kahkaha atmaya başladı. Daha sonra bir anda kayboldu. Bu olayın üzerine hızlı Ahmet hocanın yanına gitmeye başladım. Oraya vardığımda Ahmet hocanın cinlerinin yanmış olduğunu fark ettim. Koşarak içeri girdim ama Ahmet Hoca da son nefesini veriyordu. Ben ise çaresizce yapabileceğim tek şeyi yapıp başucunda ağlıyordum. Dışarıdan ise kulakları tırmalayan bir kahkaha sesi geliyordu. Ben Hüttan Poyraz. Bugünlüğü buraya gelenler bilsin. En azından bir kişi dahi yaşadıklarımı öğrensin diye yazdım. Şu an Ahmet Hoca'nın cansız bedeniyle aynı evdeyim. Yardım isteyebileceğim kimse yok. Beni de öldürmelerini istemiyorum. Bu fırsatı onlara tanımayacağım. Bu yüzden ben kendimi öldüreceğim. Allah beni affetsin. Tüm bunların sorumlusu dedem. Evet. Dedemin intikamını aldım ama onun beni soktuğu bu girdap sebebiyle tüm her şeyimi, canımı dahi kaybettim. Görüyorum ki bizim onlara gücümüz yetmez. Yetemezmiş. Ben emekli emniyet amiri Oğuz Demir. O yıllar meslekte komiser olarak görev yaparken bu ihbar üzerine olay yerine gittik. Adres konumu itibariyle her ne kadar jandarma bölgesinde olsa da Cinayet şüphesi olduğu için cinayet masası olarak dosya bize verildi. Bugünlüğü de olay yerinde buldum. Belki yalan, belki gerçek ama Ahmet Hoca diye belirtilen şahsın ve günlüğü yazan Poyraz isimli kişinin cesetlerini o evde bulduk. Bugünlükte yazılanlar belki gerçek ya da tamamen şizofren birisinin notları. Adli olarak kayıtlara metafizik olaylar geçmediği için bu yazılanlar delil niteliğinde geçmedi dosyada. Yapılan otopsi sonucunda Ahmet isimli şahsın kalp krizi Hoyraz isimli şahsın ise bileklerini kesmek suretiyle vefat ettiği anlaşıldı. Dosyanın araştırılma sürecinde birkaç defa okuduğum bu günlükten size aklımda kalanları yazıp yolladım. Normalde çok çok daha fazla detayları vardı ancak hava silmine hakim olmadım ve bu olayın üzerinden yaklaşık 25 sene geçtiği için ancak bu şekilde bu kadar anlatabildim sizlere. Bu günlüğü size anlatmakta biraz çekinsem de artık içimde kalmaması inanın bana da iyi gelecek. Selam ve dua ile. Hikayenin sonuna geldik dostlarım. Hikayelerin devamı için abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bir başka hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın.